Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin arasındaki görüşme Suriye'deki gelişmeleri nasıl etkileyecek? Esad rejiminin İdlib'deki köylere ele geçirmesi ne anlama geliyor? F-35 programından çıkarılan Türkiye savaş uçağı ihtiyacını Rusya'dan mı karşılayacak? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde işte bu sorulara cevap aradı. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde İdlib'de yaşanan son gelişmeleri kaleme aldı. Son günlerde İdlib'le yatıp İdlib'le kalkıyoruz. Rejim bir süredir Rusya'nın desteğiyle bölgedeki köyleri ele geçiriyor. 2-3 ile başladı, 46 köye kadar ulaştı. Bu konuda Rusya ile anlaşılamayan konular var. Muhalefetin tamamını HTŞ olarak görüyor. Ankara bir taraftan da geçici hükümet kurulsun diye bastırıyor. Türkiye sınırında istikrarsızlık ve büyük göç hareketiyle tehdit ediliyor. Yaşar Amerika ile Doğu Fırat'ta işlerin iyi gitmesinin birilerini rahatsız ettiğine dikkat çekti. Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 numaralı gözlem noktamızın tehdit edilmesinin ardından rejim birkaç köyü aldı. Yaşar bazılarının bu fırsatı kaçırmadığına dikkat çekti. Aman işler kötüye gitsin diyenlerle dolarcılar el ovuşturmaya, erken seçimcilerin de sesleri yükselmeye başladı. Esad'la görüşün, Suriye'de ne işimiz var cümleleri yeniden duyuluyor. Ancak Yaşar Türkiye'nin 90'lı yılları çoktan geride bıraktığına vurgu yaptı. Seversiniz sevmezsiniz. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bölgesel güç haline geldi. Trump, Putin, Merkel, Macron anladı ama bizim ezikler durumu kavrayamadı. Gözlerini kan bürümüş. Çok yazık. Yaşar bu noktada Doğu Akdeniz'de bir tek biz yokuz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın hatta ABD'nin rahatsız olduğunu hatırlattı. Bu ülkelerin büyükelçilerini hemen Kemal Bey'le görüştürmek lazım. Kesinlikle hepsini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı konusunda ikna eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya sadece İdlib için gitmedi. Başkan Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MAX 2019 uzay ve havacılık fuarına götürdü. Ruslar Erdoğan'a F-35'in rakibi Su-57'lerin sunumunu yaptı. Rusya dünyada denge faktörü. Ankara-Moskova hattı sürekli işler olmalı. Aynı Ankara-Washington hattı gibi.